Yarının huzursuzluğuyla bir yerde duramıyorum. Saat geçmiyor. Cem'le Doruk'la saati unutayım istedim. İyi yaptın. Hem sevgili eşimi göreyim dedim. Kendisi yine nazlanıyor bugünlerde. Eve dönmek için geçiş izni vermedi hala. Başlama lütfen. Tamam, merak etme, gidiyorum. Nasılsın Peyker? Yarından sonra daha iyi olacağımı umuyorum. Hepimiz aynı şeyi umut ediyoruz. Nihat'la bir karar aldık. Yurt dışına taşınacağız. Öyle mi? Evet. Bugün daha da iyi anladım ki biz bu sorunlar olmadan daha mutlu olacağız. Çok haklısınız. Hadi bakalım. Ben çok sevindim. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Yarın duruşmaya geliyorsun değil mi? Beni yalnız bırakmayacaksın. Geleceğim. Sevindim. Hoşça kalın. Görüşürüz sevgilim. Ayrı evlerde flört etmek de heyecanlı oluyormuş. Seni geçireyim. Özür dilerim. Emri vaki yaptı. Beni de zor durumda bıraktı. Aradım ama cebiniz kapalıydı. Önemli değil. Nereye gideceğinize karar verdiniz mi? Los Angeles'a gideceğiz büyük ihtimalle. İkimizin de yabancı olmadığı yer. Tanıdık var. Sanat galerileriyle yazışıyorum. Hemen bir yer açabileceğim gibi görünüyor. Büyük, bahçeli bir ev arıyoruz aldır aldır. Harika. Çocuklar için de çok güzel bir ortam. Evet. Ben şu çocuklara bir bakayım. Çetin Özler'i devreye soktuklarına göre epey tırsmışlar. Herkes elinde bir şey olduğunu düşünüyor. Evet. Behlül de Peyker'in ağzından laf almaya çalışmış bugün. Her taraftan tutuştular. Adnan Bey'den bir girişim yok ama henüz değil mi? Avukatı bile aramadı seni. Hayır. Direkt olarak bir şey yok. Adnan Bey burnu düşse yerden kaldırmıyor. Yarın elimizde hiçbir şey olmadığını anlayınca kimse beni kurtaramayacak. Elinde bir şey olmadığını bilmiyorlar. Henüz kaybetmiş sayılmaz. Bu arada gitme işi nereden çıktı? Peyker anlattı işte. Ben de bir an önce gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyük saçmalık. Hiç ciddiye almıyorum. Kendini alıştırsan iyi olur. Hoşça kal. Herkes nerede? Birlikte çıktılar efendim. Nereye gittiler? Duruşma varmış sanırım. Adliyeye gittiler. Bihter? Bihter Hanım da. Çabuk telefonumu getir aşağıdan, çabuk. Ya da ev telefonunu ver, evin telefonunu ver. Aptal, aptal!
Kim? Annem herhalde evden arıyor. Niye duruşmaya gidiyorsun diyecek mutlaka. Bunu ben de defalarca söyledim. Senin de Nihal'in de gelmenize gerek yoktu. Nihal'i bilmem ama benim özellikle orada olmam lazım Adnan. Korkacak hiçbir şeyim olmadığını görsün herkes. Aynen. Biz de bu sebeple geldik. Nefret ediyorum bu durumda olmaktan. Bugün bitecek. Önce biz inelim bir. Tamam. Müsaade edin. Şov başlıyor. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar müsaade edin lütfen. Tevhir Bey bir açıklama yapacak. Basına kapalı bir duruşma olacak. Binaya da alınmıyorlar. Daha sonra bir basın açıklamasıyla durumu bildireceğiz. Sen Sultan bizden önce gelmiş. Hoş geldiniz. Geç kalacaksınız diye korktum. Burada beklemeyelim diye tam zamanında gelelim dedik. İyi yaptınız. Nasılsın bir tanem? Şaşkınım. İlk defa bir duruşma göreceğim. Niye geldin sen hakikaten? Söz dinlemedin, ne yapayım? Bacaklarım titriyor. Bana ne oluyorsa. Şimdi nasıl olacak? Siz bana bir kere daha anlatın. Dediğim gibi adam. Basına kapalı bir duruşma olacak. Senin de ellerin buz gibi. Yapma bu kadar canım. Ölüm yok ucunda. Ay, yalnız sinir oluyorum şu adamı görünce. Basın açıklamasını yapacağız. Gelmeden önce karşı tarafın avukatları resmen tehdit ettiler Adnan. Bunu da söyleyelim mahkemede. Dinle beni. Bu adam işi uzatacak belli. Avukatlar da bu dava bitmeyecek diyorlar. Yeni iddialarla kafaları karıştıracak. Bundan eminim. Beni korkutamaz. İnanmıyorum. Bunun ne işi var burada? Nankör aşağılık. Mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. Bihter. Hoş geldiniz. Hilmi Önal'ın muhbiri miymiş bu da? İnanmıyorum. Kim bilir ne yalanlar uyduracak. Kim bilir o aşağılık herif ona neler ezberledi. Aşağılık rezil. Demek burada karşı karşıya gelecekmişiz. Maalesef. Nihayet yerini buldum. Saflar tam anlamıyla belli oldu. Nihat, yazıklar olsun sana. Böyle bir pisliğin içinde olduğuna inanamıyorum. Üzgünüm Bihter. Ama ziyagiller için... Allah kahretsin. Behlül. Geberteceğim seni. Behlül. Behlül. Behlül Bey. Gel. Nihat! Durun, tamam. Lütfen Behlül Bey, durumu aleyhimize çevirmeyelim. Sakin ol canım.
Nihat'a ne oluyor? Ayıp değil mi? Ne yapmaya çalışıyor? Adnan, demek güvendikleri Katya'ymış. Bence bir kere daha düşün. Ne yapabilirler ki? Sırf ortalığı karıştırmak için kim bilir neler anlatacak o Katya.